Sağlık personelinin ardından öncelikli grup olan engelli ve yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanmasına dün başlandı. Bugün Bilim Kurulu yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Hem aşılamada son durum ne, hem de Bilim Kurulu'nun gündemi ne, başlıklar neler? Çağlagül Tuncer'e dönelim ve soralım. Fatih Çimen, 7. günde aşılama hızla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 1 milyon kişinin aşılandığını söyleyebiliriz. Birkaç saat sonra artık 1 milyona ulaşacak rakam. Tabii hem sağlık personeli aşılanıyor, diğer taraftan da bakım evlerinde kalanlar, huzur evlerinde kalanlar ve 90 yaş üstü vatandaşlar aşılanıyor. Süreç devam ediyor. Bu arada sağlık personeli için aşılamada bugün son gün. Onların aşılaması bugün bitirilecek. Hafta sonuna kadar da özellikle bakım evlerinde kalanlar, huzur evlerinde kalanlar ve 90 yaş üstünün aşılanmasının tamamlanmasını bekliyoruz. İşte bilim kurulunda ana başlık bu olacak. Saat 17'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak kurul ve toplantının ardından özellikle yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Akşam saatlerinde toplantıda bundan sonraki süreç konuşulacak. Aşılama takvimi ele alınacak ve özellikle aşılama takvimiyle birlikte aşıların yapılacağı aile hekimlerindeki süreç ele alınacak. Çünkü bundan sonra özellikle aile hekimlerinin devreye girmesini bekliyoruz. Diğer yandan tabii aşıların tedarik süreci var. Özellikle 10 milyon Sinovac aşısının getirilmesi bekleniyordu Çin'den. Bu tedarik süreci konuşulacak. Aşılar getirildikten sonra yine getirilen 3 milyon aşıda olduğu gibi bir numune alma süreci olacak, inceleme süreci olacak. Ne kadar bir süre olacak ve ne zaman başlayacak ikinci periyotta aşılamalar, tüm bunlar ele alınacak. Diğer taraftan yeni tavsiye kararları da tabii gündemde olacak. Şu anda rakamlar 6000'lerde, 6000'den fazla vaka görülüyor. Tüm bu detaylarla bilim kurulu toplantısı saat 17'de başlayacak, video konferans yoluyla yapılacak. Toplantının ardından akşam saatlerinde yazılı açıklama bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.